Arkadaşlar hepinize selam, ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte farklı video yapmak istedim. Monster'la alakalı, Monster'ın teknik servisiyle alakalı arkadaşlar. Ne gibi şeylerle, yani bilgisayara gönderdikten sonra neler oldu, onları anlatacağım. Böyle videolar fazla gelmeyecek ama yine de ben şey olsun, yani atayım yine de şey olmasın, yani boş bırakmayayım kanalı diye atayım dedim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben de Monster Abra kaç bu? Bir dakika, hemen bakıyorum. Abra A7 arkadaşlar, 13 ve 2 versiyonu. Bende şey gibi sıkıntılar olmuştu bilgisayarda. Bilgisayar gelmişti, güzel çalışıyordu. Oyunlarda falan güzel FPS vermeye başladı. Ondan sonra birkaç ay sonra falan FPS düşükleri başladı. Bilgisayar fazla ısınmaya, fan sesi fazla çıkmaya başladı. 6 ayda bir zaten şey olmaya, bakım yapılıyormuş zaten. Yani bakıma da göndermiş olduk. Hemen bir dakika. Yurt içi kargoya gönderdim. Yurt içi kargosundan ücretsiz olarak laptopunuzu, bilgisayarınızı elden teslim edebilirsiniz. Ama Monster'ın kutusu oluyor. İşte hani içinde küçük kutular falan oluyor. Onların içine koyuyorsunuz. İşte onların üstüne yapışkan şeyler var. Onlar koruyor. Gönderdiğimde, yurt içi kargoya verdiğimde bir tane kağıt veriyor. Ondan sonra bunlar kendisinden kalıyor. Yok, her neyse, ikisinden birisini alıyor, işte bize veriyor. Ondan sonra bilgisayara gönderiyorlar. Bir günde falan gidiyor İstanbul'a veya başka bir yere gidecekse. Elden de teslim edebilirsiniz bu arada. Elden de teslim edebiliyorsunuz. Numarası var onun. Onları verdiğinizde ücretsiz olarak hem gidip hem şey yapabiliyorsunuz, yani kargoyu hem onlar ücretsiz veriyor hem de biz yani ücretsiz gönderebiliyoruz, yani ücretsiz, hiçbir para ödemenize gerek yok. Ondan sonra işte ben habere aradım, işte teknik servisi başlığını biraz artmış olabilirim. İşte şey dedim, biraz ortalayayım. Şey dedim, hani bilgisayarım geldi mi, işte İçine kağıt vermiştim, adres falan her şeyi yazmıştım. Kağıtı şey yapmışlar galiba, bir şey olmuş kağıda, kağıt yokmuş içinde ama koyduk, herhalde bir şey olmuştur. Ondan sonra işte aradım, nesi var, işte neyi var bilgisayarın, ne sorunu var diyordu. Ondan sonra ben şey dedim, oyunlarda donma kasma yaşanmaya başladı. Ondan sonra fan sesi çıkmaya başladı. Başka ne vardı? Yani düşüğe çekmeme rağmen bile hiçbir FPS yükselişi falan görmedim. O yüzden gönderdim. Daha önceden gönderecektim tabi ama en geç bir haftaya falan oluyor. Benim 5 güne hem gitti hem geldi. O yönden güzel. Ondan sonra aradım falan, işte size numara veriyorlar. Yurt içi kargosunda onları şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ondan sonra şey olmaya başladı. İşte habere aradım, bilgisayar oldu mu, olacak mı, işte teslim alındı mı falan filan. Onlar da sağ olsun çok yardımcı oldular bu arada. Bu arada yani çok sabırlılarmış. Zaten gittiğinde size bir link veriyorlar. Oradan zaten kendi siteleriymiş. İşte bilgisayarın neler yapıldığına, en son neler yapıldığını falan oraya atıyorlar. Bilgisayarın resmini gösterdiler. Ben videoyu düzenlerken şey yaparım, koyarım bir köşeye falan. Ondan sonra işte aradım, bu sorunları falan var dedim, adresi verdim. Ondan sonra birkaç gün falan sıra bekledi işte bilgisayar, çünkü bazı bilgisayarlar daha varmış, yoğunmuş hatta. Ondan sonra işte termal macun, hatta neler yapılmış hemen bir bakayım. Bakım yapılmış, termal macun yenilenmiş, klavye altı genel temizliği yapılmış. Bakım yapıldıktan sonra fan devir değerleri normal görülmüş. BIOS ve EC güncellemesi yapılmış. Cihazın işletim sistemi sorunları, bunları anlamadım ben de. CMOS yapılmış ve statik elektriklenme giderilmiş. Yani geldiğinde bilgisayar yani sıfır kasma, sıfır donma, ama bazen donma yaşanıyor da normaldir tabi. Çünkü bütün oyunları çok yükseğe aldığım için onun için donma kasma yaşanmıştı. Ben memnun kaldım, siz de gönderebilirsiniz ama bazı videodan izlemiştim, ben de korktum biraz, hani bilgisayarın başına falan bir şey gelir, kırılır falan, ondan sonra yapılmaz diye, nasıl yapılacaklar diye korktum biraz ama sağ olsunlar güzel yaptılar, bilgisayarı güzel tamir etmişler. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok, bir şey olursa yine göndereceğim. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.